Merhaba, iyi günler. Yeşil Sol Parti Diyarbakır 3. sıra adayı gazeteci Cengiz Çandar stüdyoda konuğumuz. Kendisiyle adaylık sürecini, kampanyayı ve tabii ki milletvekili seçilmesi halinde neler yapacağını konuşacağız. Hoş geldin abi. Merhabalar. Yıllar önce Türkiye'den ayrılmadan önce bizim eski stüdyoda bir ağırlamışlığımız vardı seni. Evet, birkaç kere. Birkaç kere, evet. Ama uzun bir süredir Türkiye'den gittin ve gelmedin. 7 sene oldu. Önce bir onu bir sormak istiyorum. Bir yasal bir şey, mesela dönüşünde bir ifade verdim vesaire ama bir yasal bir şey yoktu herhalde. Yoktu herhalde. Küskünlük mü vardı? Karışık, yani şöyle diyeyim. Yani ben 2016 yılının Mart ayında Radikal Gazetesi benim yazmakta olduğum kapandı. Bir de resmen bildirilmeyen kapatma gerekçesi, çünkü resmi nedeni ekonomik nedenlerle, ama benim yüzümden kapatıldığı, yani benim nedenimden ötürü kapatıldığına dair duyumum vardı benim. Yani o dönemdeki Radikal patronunun Türkiye'deki siyasi otoriteyi, o zaman da tek kişiydi aslında. Anayasal olarak tek adam değildi ama öyleydi, tek adamdı. Ona bir jesti gibiydi, işte üstümüze gelme Radikal. Yani Radikal zaten muhalif pozisyonda bir gazeteydi. Benim de çok ateşli bir muhalif dönemimde yazılarımla. Nitekim yani 2015 yılının Kasım ayında, 1 Kasım tekrarlanan seçimlerden sonra Haziran seçimleriyle Kasım seçimleri arasındaki dönemde yazdığım yazılardan ötürü Cumhuriyet Başkanı'na hakaret davası açılmıştı zaten. Ve öylesine bir durum ve dönemde bir anlamda Tayyip Erdoğan'a işte bak biz seni sevindirecek bir şey yapıyoruz, üstümüze gelme mesajı içeren bir durumu vardı Radikal'in kapatılmasının. 2014 yılından beri de bütün ekranlar bana kapalıydı. İşte Orta Doğu uzmanı diye isim yapmışız. Orta Doğu'da kıyamet kopuyor. Irak Cumhurbaşkanı ile kişisel ilişkileri olan biriyim. Filistin konusu, İsrail konusu, Lübnan, o coğrafyada ayağım değmediğim yer yok. Suriye'de iç savaş başlamış, yol almış, gidiyor. Hem aktörleri tanıyorum, hem sahayı tanıyorum. Hadi başka konuları, Türkiye'nin politik meselelerini bir yana bırakayım. Ya adam nezaketen, yani görsel olarak değil, telefonla ne diyorsunuz, şu gün şu oldu, bugün bu oldu diye sorar. 2014 yılından beri bıçakla kesilmiş gibi bütün kanallar ambargolu bana. Ta ki bu 2017 yıl mıydı neydi, Medyascope'da sen aramıştın o zaman ilk defa ekranı. Bir de anlattığın gibi ben Türkiye'den ayrılmadan 2016 üst üste kere Medyascope'da oldum. Onun dışında ekran ambargosu, şey yok, yazma imkanı yok. Çünkü Radikal'de zaten biz online bir gazete, internet gazetesi haline gelmişti. Çok az kişilik ve olan kişilerin hepsi Hürriyet'e intikal etti. İsmail Saymaz falan gibi isimler. Bahadır vardı o. Hakan Çelenk. Ben Ali Topuz. Ben Radikal'de yazdığı yazılar Hürriyet'te de yayınlanan, gazetesinde değil ama online baskısında yayınlanan tek kişiydim. Hürriyet'e geçmediğim gibi kimse sen tamam merak etme Hürriyet'e geliyorsun demediği gibi bizim Radikal'in kapatıldığının ertesi günü Hürriyet'e Abdülkadir Selvi yazar olarak başladı. Yani Radikal'in kapatılmasıyla Abdülkadir Selvi'nin Yeni Şafak'tan Radikal'e transferi arasında müthiş bir zamanlama var ve ben yokum. Ekran yok, gazete yok. Tamam, anlaşıldı. O sırada Stockholm Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü diye bir birimden çalışır mısın burada, gelir misin bize diye bir teklif almıştım. Bir de Oxford'da o sırada bir iki konferansa gittim. Orta Doğu merkezinde Oxford'un. Eugene Rogan ünlü tarihçi, işte şahsi de dostumdu. O da bana 1 Kasım seçimlerinden sonra mesaj atmıştı. Artık senin akademik sürgün zamanın geldi, hemen çık gel diye. Stockholm'dan öneriyi alınca tamam gelirim dedim. Oxford'da da geliyorum dedim oraya da. O arada işte
T24'ü o dönemde. Bir dahaki ay İsveç'e gidiyorum ben diye ilan ettim. Böyle gizli saklısı bir olan bir durum değildi. Yani herkes bunu bilmek zorunda, izliyordu, haberi oluyor diye bir durum yok. Ama neyse, netice itibariyle Mayıs ayında gittim ben İsveç'e, Stockholm'e. Orada başladım çalışmaya o araştırmacı kimliğiyle. O söz konusu enstitüde. O arada Oxford işlemlerimi tamamladım. İsveç 5 ay sürecekti çünkü Stockholm. Oradan Oxford'a geçecektim ben. O bir senelikti. Ve işte arada bir Türkiye'ye gidip geleceğiz. 15 Temmuz oldu. Şimdi 15 Temmuz oldu da 15 Temmuz'un tutuklama dalgasına, soruşturma dalgasına, başı belaya giren insanların kimliğine, geçmişine bakınca dedik yani bu darbeci olduğu iddia edilenlerle sınırlı bir olay değil bu. Yani bu muhaliflik görüntüsü veren herkese yönelik bir cadı kazanı kaynıyor. Türkiye'ye ben gelirsem o cadı kazanın içine balıklama dalmış gibi olacağım. O yüzden biraz dışarıda duralım dedim. O arada da Brexit oldu. İngiltere'de. Ben tam o sıralar İsveç'te de sürem doluyor benim. Oxford'a gideceğim. Birden dedim ki dedim şimdi olur. Türkiye'de birdenbire pasaportum iptal edilirse. Adada kalacağız. Avrupa'ya geçemeyeceğiz. Orada benim torunum yaşıyor. Arada bir onu görüyorum. Yani ben Schengen bölgesinde kalayım en iyisi diye Oxford'a haber verdim. Eugene Rogan'a profesör. Dedi ki karar çıktı, yerin hazır, istediğin zaman gelirsin, dondururuz dedi. Ama Brexit devam ediyor. Türkiye'de de rejimin devamlılığı oluştu. Bir de üstelik işte 2018 referandumu, seçimler filan. Ha babam ben uzata uzata Stockholm ikametine bugünlere kadar geldik. Yani. Hiç de gelmemek yani arada bir vesile olup falan gidip gelmemek bir şey yani tercih yani. Şöyle ama bir kere bir sürü hemen hemen bütün Türkiyeliler gibi, hepsi değilse bile izleyici çoğunluğu gibi ben de 7 gün 24 saat Türkiye ile yatıp kalkıyorum. Sabah ilk uyanır uyanmaz ilk iç bilgisayarı açıp 2-3 saat Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor. Yatmadan önce gece 1'e 2'ye kadar Türkiye. Gündüz ya kaçırdığımız bir şey olabilir mi diye günde 3-5 posta Türkiye. Hatta artık espri konusu olmuştu. Ya biraz hayatınızı yaşasanız şurada işte yani Türkiye işte yani de, böyle filan ama yani Türkiye ile yatıp kalkarak yaşamaya devam ettik. Özlemeye de çok fırsat olmadı çünkü çağdaş teknoloji sayesinde işte FaceTime'dı, işte sizin televizyonlardı. Zaten Türkiye'de yaşıyor gibiydik. Onun için geçen pazar günü Türkiye'ye ilk geldiğimde sordular ne hissettin diye. Geçen hafta gitmişim gelmişim gibi hissettim. Bir şey peki yok. Peki bu hızlı bir şey oldu anladığım kadarıyla adaylık meselesi. Yani böyle bir fazla tahmin ediyorum oldu. Ki. Hala baş döndürücü gidiyoruz yani. Tahmin ediyorum ki yani bir başvuru değil de bir davet söz konusu. Yok hayır. Deminki soruyu aslında şöyle tamamlayacaktım. Ha, Türkiye'ye bağlandı evet. Şimdi. Bugüne kadar gelmemek derken evet. Bir tercihti. Seçimlerde gelme kararındaydım ben. Artık seçimlerde geleceğim. Seçim hangi sonucu verirse versin geleceğim ama. Hem süre çok uzadığı için hem bir sürü başka nedenden dolayı. Yani seçim günü mü burada olayım? Bir hafta sonra mı burada olayım? Tercih oydu ama her halükarda 2023 Mayıs madem seçimlerde 14 Mayıs diye ilan edildi. Mayıs ya da azami Haziran ayında buradayım ben onu biliyordum. Bu dönem itibariyle bir ay erken gelmiş oldum. Bundan bir hafta önce aşağı yukarıdan bir hafta önce şu sıralarda hiç böyle bir hesap yoktu o soruya gelirsek. Herhalde başvuru falan ben zaten Haziran'da falan gelmeyi düşünüyorum buraya seçimler zamanında. Seçilmeyi, parlamentoyu, siyasete girmeyi öyle bir düşüncem yoktu. Teklif gelince birden geçen hafta çarşamba gecesi ben gece 2'den önce yatan bir tip değilim pek. Orada da çok geç bir saatti zaten. Türkiye'de işte aşağı yukarı herhalde gece yarısı saatleri. Türkiye'den gelince telefon
açtık, konuştuk. Bir duraladım. İlk tepkim ben, yani bir karımla da danışmam gerektiğini düşündüm. Hayatı benimle paylaşıyor. Ve zorlukları da paylaşıyor, riskleri de paylaşıyor. Bir de bu teklifi yapan gelenek eş başkanlı bir gelenek. Dedim bir eş başkanla bir konuşmak lazım tabii yani. Eş başkana sorduk, uyuyordu, uyandırdım. O bir yorum yaptı bana. Bir tamam filan, niye Türkiye'ye bu mücadeleye bu haliyle girmem gerektiğine benim tahminim ötesinde olumlu ve yüreklendirici tanımlamalarla bana söyledi. Tamam dedim ben de, fakat gece yarısı dediğim gibi dedim benim bu için acemisiz, bilmiyoruz yani şimdi bir de, ama ismi bilinen bir adamım iyi kötü Türkiye'de, şimdi bu duyurulacak mı, ne olacak filan, ben adayların ilan edildiği güne kadar da beklerim, çok merakım yok, aman illa kamuoyu bilsin, öğrensin diye, hatta belki daha iyi olur diye şey olsaydı, adayların ilan edileceği gün, bu kadar patırtı olmaz en azından, çünkü biliyorum o olan biteni, izledim hepsini. Dediler ki yok şey, Mithat Sancar'la konuştum o arada, hem çok eski arkadaşım, dostum, hem partinin eş başkanı. Dedim siz nasıl ne yapmam gerektiğini söylerseniz ona göre davranayım dedim yani. Dedi ki ben arkadaşlara söylerim. Onlar yarın duyurur dedi. Ya basına bir şekilde bir yoldan verirler ya açıklama yaparlar dedi. Tamam filan işte birbirimize iyi dilekler de bulunduk. Kapattım ben telefonu. 15 dakika sonra şeyde dolaşıyorum ben. İnternette vızır vızır dolaşıyor bizim adaylık. Dehşete kapılıp Mithat Sancar'a SMS mesajı attım. Dedim ki vallahi bir şey ihlal ediyor dedim. Yemin ediyorum ben bir şey yazmadım. Fakat internette dolaşıyor bu. Orada patladı durum. Ben ne yapacağım filan diye. Benden bilme yani. Ben bir sözü ihlal etmiş filan değilim diye. O da aradı onun üzere. Dedi ki ya ben arkadaşlara söyledim işte. Yani tamam. Kabul etti adaylığı diye. Onlar hemen vermiş dedi. Şey. Bu arada da biz Hasan Cemal ile birlikte olması işi bir şey oldu galiba. Siz zaten hayatta da çok yakın iki isimsiniz. En yakın iki arkadaşınız. Arkadaşlık. Evet. Ya ona sorsanız en yakın arkadaşı benim. Bana sorsanız o derim yani, o kadar yakınız. Peki birbirinizle konuştunuz mu, karar vermedi? Hayır, işin komik, ilginç tarafı, ya da komik demiyorum ama şimdi Hasan iki hafta kadar önce beni aradı. Gülüyor kıkır kıkır ve diyor ki sana çok önemli bir haber vereceğim. Ne gülüyorsun söyle. Milletvekili oluyorum, aday oluyorum dedi. Nereden, nasıl filan anlattı. HDP danışma kurulu toplantısı çıkışında Pervin Buldan önermiş. Onun için de çok ani olmuş bu. Ve hiç hesabında olmayan bir şey. O da eş başkana sormuş. Sonra geri aramış. Demiş ki eğer çok geç olmadıysa, vazgeçmediyseniz tamam kabul ediyorum. İşte o da çok sevindiğini söylemiş Pervin Hanım. Onun üzerine karısına demiş ki şimdi Cengiz'e hemen bildirmek durumundayım. Bu medyadan öğrenirse bunu iflamı keser benim demiş yani. Onun için benden duymalı. İlk söylediği kişi bendim. Kamuoyunun bilmesinden önce onun adaylığını 3 gün öncesinden biliyordum ben. Günde 3 posta arıyor. İşte şunu şöyle mi yapayım, bunu böyle mi yapayım? Ha babam konuşuyoruz bunda. Benle ilgili bir durum yok yani. Hasan'a mesai vermekteydim. Ben o arada. Şimdi benim adaylığım söz konusu olunca ve bu internette dönmeye başlayınca Hasan 11'de yatar. Baktım saate uyuyor. Şimdi ya uyandırılacak bir durum da yok uyuyorsa. O arada Türkiye'deki internet sitelerinden işte aranmaya başladık filan. Ben hatta T24'ün Hasan da orada yazıyor. Ben de arada bir oraya yazı veriyorum. Doğan Akın'a dedim ki ya dedim yani şimdi benim için en büyük dert şimdi Hasan sabah uyanacak beni mahvedecek. Ben böyle mi öğrenecektim diye, ama saat Türkiye'de 2 şu anda. Dedi ki o çok sevinir dedi.
Hayır, önce bir oyar ondan sonra sevinir dedim. Demeye kalmadan zaten birkaç saat içinde, bir saat ileri Türkiye oradan, 6.30 mu 7.30 muydu neydi saat o benim yaşadığım yerde. Ben de 2-3 saat uyumuş uyumamışım, telefon Hasan. Açtık ama yani dedim Hasan'cığım hiç kızma vallahi çok geç şimdi, yani şimdi yeni öğrendik filan. Biraz şey olacak ama senin yerin garanti gibi ama onunki İstanbul'da 3. sıra değil mi, yanlış hatırlamıyorum. 3. sıra evet. 2. Onunki biraz daha zor sanki. Yani bana oranla daha zor gözüküyor çünkü şöyle Diyarbakır tabii bu işe muttali olunca nereden aday oluyoruz filan haber verince baktık. Ben baktım en azından. Hasan hiç ilgilenmiyor bu işle. Onu söyleyeyim, ben baktım ya, seçimde neresi kaç oy olmuş, kaç milletvekili çıkmış filan. Diyarbakır ilk kez HDP'nin barajı aşıp parlamentoya girdiği seçim 7 Haziran 2015. 11 milletvekili çıkarıyormuş. Onda bir çıkarmış. 10 milletvekili. HDP bir tane AKP çıkarmış. Evet. 1 Kasım'da tekrarlanan seçimde 9'a 3 olmuş o. Oy oranları şöyle ama %77 ilk seçim Diyarbakır'da. HDP ikinci seçimde %72 biraz düşmüş. Son seçim 2018 %65 oy almış. HDP 12 milletvekiline çıkmış bu arada. Gene 9'a 3. Şimdi ben 3. sırada olduğuma göre ve şu anda da HDP 12'de 0 gibi ihtiraslı bir hedef koyuyor. Yani ya 12'de 0 ya 11'de 1 ya 10'a 2 falan öyle gözüküyor. Sezgin yani. Tanrıkulu rakip. Benim değil. Neden ya? O aynı bölge değil misin? Diyarbakır'da. Tabii Diyarbakır'da. Sezgin benim çok sevgili eski arkadaşım ve Diyarbakır'a beni bana tanıtan insanların da başında geliyor. Oraya buraya götürerek, öğreterek, anlatarak. Şimdi Sezgin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1. sıra adayı. Ben 3. sıradayım. Sezgin'le niye rakip olayım ben ya? Bunun seçilmesini de canı gönülden istiyorum. Bir yandan onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Rakibim değil ama. Şimdi yarın da Hasan Cemal gelecek buraya öğlen 1'de. Sizin adınız çıktıktan sonra mutlu olan, hoşlananlar ses göster çıkartmayıp sevmeyenlerden bayağı bir ses çıktı. Size de uzanmıştır, görüyorsunuzdur. Tabii tabii. Hepsi. Mesela bu yayın tabii. Öncesinde de bana şu sırada izlerken de YouTube'da herhalde çok sayıda şey gelecektir. Bunun değişik değişik ayakları var. Mesela Turgut Özal'la yakınlık, bir dönem Erdoğan'a da mesafeli olmamak, yetmez ama evet ya da referandumda evet demek vesaire. Şimdi bir de Fethullah Gülen'le program açarken olumlu sözler söylemek, o da var şimdi de. Evet. Onun şeyi de dolaşıyor. Bütün bunları Cengiz Çandar olarak ne diyorsun? Yani bu geçmiş üzerinden bugünü ve yarını gündeme getirmeleri haksız mı bunu söyleyenler? Yoksa haklılar ama mı falan? Şimdi bir kere haklılar ama değil. İkincisi ben nişan tahtasına çok sık sürelerde oturtulmuş bir adam olarak biraz delisi kalınlaşmış bu konularda. Belli alışıklık ve bağışıklık kazanmış biriyim. Benim açımdan yeni olan, tabii göz önünde olmadığınız için, ekranda gözükmediğiniz için, yazıp çizmediğiniz için düzenli olarak Twitter'ı da sosyal medyayı da çok dikkatli bir izleyicisiyim ama çok kullanan birisi diyeyim kendim olarak. O bakımdan biraz gözden ırak, gönülden de ırak halinde. Benle uğraşan eden şu son dönemlerde yoktu. Unutulmuştun yani. Yani unutulmuştum. Yani kendimin bu şekilde hatırlatılması, bir de şimdi senin gönderme yaptığın gibi seçim garantili bir şekilde birdenbire Türkiye'ye muhtemel milletvekili olarak ayak basman benden haz etmeyen, bana karşı görüşleri olan, öyle de bir sayısal olarak nedir bilmiyorum ama yelpaze olarak hayli geniş bir kitle var, onu biliyorum zaten. Onları birdenbire mobilize etti. Oklar ve bombardıman başladı filan.
Ama dediğim gibi delisi kalın belli bağışıklık kazanmış. Zaten geçmişte de bu gibi durumlara maruz kalmış biri olarak hiç bilmediğim, yaşamadığım bir durum değildi ama 7 yıldır rahat yaşıyormuşuz meğerse. Yani birden böyle çok da zevk aldığım bir durum olduğunu söyleyemem bütün bunlardan. Ama şu var, şimdi bir gün iki gün anladık. İşte bu yetmez ama evet, işte bilmem şu tarihte bilmem ne demiş. Ondan sonra bu bir kampanya haline aldı. Ve boyutları genişledi ve bitmiyor. Ve müthiş hakarethamiz cümleler, gerçek dışı iddialar ve ithamlar. O zaman ben biraz tabii iyi kötü de bunca yıl belli bilgileri, deneyimleri biriktirmiş ya da öyle olduğuna inanan birisi olarak bu dediğim şey... Bu eleştiri boyutlarını aştı. Bu eleştiri ya da itiraz değil bu. Ki her seçimde listeler filan kan gövdeyi götürür her yerde. Onu biliyorum zaten. Ama bu o değil. Bu başka bir şey yani şimdi. Bu operasyon. Onu anladım. Ve şeye kadar, pazar günü listeler açıklana kadar benim algıladığım o ki ne yapıp yapıp HDP'ye, çünkü daha listeler açıklanmamış. Yani buna muazzam bir tepki var, büyük kayıplara yol açacak algısı, izlenimi yaratıp listeden düşürtmek beni. Şimdi bu kampanyayla bu organize olması lazım, yaygın olması lazım, güçlü olması lazım, bu operasyonel bir şey olması lazım. Dün bir yerde birisine söyledim, bugün Sönmez Köksal'ın bir yerdeki açıklamasını okudum filan yaptım kendi kendime. Bu operasyon olabileceğine ilişkin. Sönmez Köksal diplomat, malum biliyorsunuz. Benim de çok birlikte televizyon programı falan yaptığım bir isim. Şahsi dostluğum olan birisi. Ama MİT müsteşarlığı yaptı bu ülkede. O diyor ki, nerede olduğunu unuttum, sabah gördüm ve dikkatle okudum. Bu seçim döneminde Türkiye seçimlerine ilişkin Rusya'ya çok dikkat etmek gerekir diyor. Bunu çok önemsedim ben bu sözünü onun, çünkü ben bir süredir, yani ben kendim aday değilken, adaylığımın rüyası kurulmazken, ya bu Rusya bu seçimlere bigane kalmaz, ilgisiz kalmaz. O Rusya ki Amerikan seçimlerine müdahale etmiş bir unsur. Trump kampanyasıyla bağlantıları olduğu açığa çıktı. Avrupa'da alt sağ denen, yani yeni aşırı sağ, milliyetçi sağ akımlar Almanya'daki AfD'den, işte İtalya'daki harekete, hatta Fransa'daki bu Le Pen'e kadar ilişkili. Oraya para döküyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Şimdi Türkiye en yakın onunla, mevcut rejimiyle, Rusya'nın Putin'le en yakın ilişkiye sahip ve jeopolitik olarak çok değerli bir ülke ve onun lideri Tayyip Erdoğan Sayın Putin diyen dünyada pek az sayıda kişiden birisi ve aralarındaki, Türkiye ve Rusya arasındaki bütün rekabet unsurlarına rağmen, Karadeniz'de, Kafkasya'da, Suriye'de, Libya'da bir yandan da birlikte iş tutuyorlar. Rojava bölgesinde Suriye'nin kuzeyini birlikte devreye geziyorlar. İdlib o alanda birlikte iş tutuyorlar. Hatta Tayyip Erdoğan Suriye ile durumu toparlayabilmek için Başar Esad'a Emevi Camii'nde namaz kılacakken, şimdi tekrar Başar Esad'la ilişki kurabilmek için Rusya'nın yardımını istiyor. İşte Rusya araya giriyor, Dışişleri Bakanlarını, Savunma Bakanlarını Moskova'ya getiriyor, Türkiye Suriye'ye iş bağlamaya çalışıyor. Ve seçimlerle hiç ilişkisi olmayacak, böyle gazetelerden, Komsomolskaya Pravda'dan, Nevazivi Sima'ya bilmem gazeteden filan izleyecek. Olmaz. Oradan şeye dönersek, az önce söylediğim Sönmez Köksal'ın sözlerine, diyor ki şimdi bu dönem farklı bir dönem diyor. Rusya mutlaka mutlaka ama diyor Türkiye'deki seçimlerle ilişkilidir, ilgilenmektedir. Ama bu diyor eskiden seçim kampanyası dediğiniz işte kahveleri dolaşırsınız, miting toplarsınız, sokakta işte vatandaşlarla el sıkışırsınız, nutuk atarsınız,
bildiri dağıtırsınız filan. Şimdi öyle bir dönem değil bu. Artık seçim tekniği, propaganda ve kampanya teknikleri bu değil diyor. Siber uzaydan yürütülüyor işler diyor. O bakımdan sosyal medya gibi alanlar çok önemli. Troller o nedenle troll dediklerimiz çok önemli. Şimdi ben bana yönelik gürültü çıkaranların %90'ı 95'i gerçek isimleri değil. Kimdir bilmiyorsunuz. Argümantasyonu görüyorsunuz, iddiayı görüyorsunuz, ithamı görüyorsunuz, iftirayı görüyorsunuz da kim? Cevap vermeye kalksam ya kardeşim öyle değil, sen yanlış biliyorsun ya da iki çift laf anlatayım sana direct message'le ben de seni izlemeye alayım deyip birebir yani kamuoyu önünde de değil, bilmiyorum adam kim olduğunu, kim olduğu belli değil. Şimdi dolayısıyla bu siber uzaydan alandaki tekniklerle artık yapılıyor bu işler ve Rusya'nın da ama mutlaka Türkiye seçimlerine ilgisi, ilişkisi ve müdahalesi olacaktır deyip yöntemi bu olarak tanımlayınca ve de MİT müsteşarlığı sıfatını taşımış biri olduğunda hatırlayarak dedim ki bir yani çok örtüşen bir şey var. Ben 2-3 gündür çünkü Ankara'da konuşurken bir gazeteci meslektaşımız eski arkadaşımızla genç. Efendim eleştiriler karşısında ne diyorsun? Bir dakika eleştiri ayrı bir şey dedim. Eleştiri olur. Bu operasyon dedim. Eleştiriyle operasyon aynı şey değil. Şimdi bu Sönmez Köksal'ın şimdi naklettiğim şey tam oturdu. Dedim tamam. Burada operasyon. Şöyle bir husus var. Mesela gerek senin gerek Hasan Cemal'in şu anda siz Yeşil Sol Parti'den giriyorsunuz ama aslında bu HDP. Tabii. Ve HDP'de bir Kürt siyasi hareketinin tabii yasal şeyi ve sizin benim tanık olduğum yıllardır özellikle son yıllarda tanık olduğum o hareketin nezdinde ve özellikle tabanında sevilen insanlarsınız. Öyleyiz. Yanlış yani, bilmiyorum. Hala öyleyiz. Tabii evet. Ya yani, dolayısıyla o tabanın size ya bunları da nereden getirdiler başımıza diyecek bir taban olduğunu sanmıyorum. Yok değil zaten. O tam tersine bu son bir haftalık bu kaynama, köpürme döneminde özellikle sosyal medyada az önceden bu yana konuştuğumuz alanda Diyarbakır'ın kendisinden benim işte aday olacağım ve çalışmalara katılacağım çok yakında. Oranın ahalisinden ve genel olarak Kürt kamuoyundan yani biraz duygusal bir adamdır. Biraz daha bu konuyu konuşursam buradan damlalar inebilir. Gerçekten göz yaşartıcı ve son derece okşayıcı geri dönüşler, olumlu tepkiler geldi. Şimdi senin az önce söylediğin teyiden söyleyeyim. Esas bu partinin taşıyıcı, sosyolojik anlamda taşıyıcı olan alan Kürt alanından. Çünkü nereden baksan işte Türkler yok mu bu partide? Bir takım sol kuruluşlar da var ama bunlar biraz dekorasyon gibi bu parti. Nereden baksanız oy potansiyeli olarak da, söylemi olarak da, geçmiş olarak da, kimliği olarak da Kürt Partisi tabii ki. Türk dekoratif unsurlar da var bu parti. Şimdi biz de varız o. Ama biz herhangi bir Türk, Hasan Cemal ve ben o dekorasyon unsurları olmaktan öteye bu sorunla çok yakın ilişki kurmuş ve hem siyasi aktörleriyle hem sahadaki insanlarla bölgenin insanlarıyla gide gele tanışarak filan çok kalbi ilişkiler kurmuş insanlarız ve orada hiçbir sorun yok ve olmadı. Bu hala devam edince tabii azaldı listeler açıklandıktan sonra kıymet harbiyesi de kalkıyor işin. Daha yani bundan 3 gün öncesine oranla şimdiki salvolar hem şiddet olarak hem içerik olarak hem ses olarak daha zayıf. Adet olarak daha zayıf ama devam ediyorsa de artık yani geçmiş olsun yani şey. Peki, bu halkla bizim bir sorunumuz yok. Yarın gidiyorsun Diyarbakır'a. Kampanyaya startını veriyorsun. Ben startı vermiyorum kampanyaya. Hayır, bugün Cengiz Çandar'ın kampanyasını Diyarbakır'da başlatıyorsunuz. Öyle değil mi? Şöyle diyeyim. Diyarbakır'da dün aday tanıtımı yapılmış. Benle temas edildi. İşte ben gelebileceğim zamanı söyledim. Tamam biz sizi alırız dediler. Çünkü plan yapacağız işte. İlçelere gidilecek, oraya gidilecek, buraya gidilecek. Bugün aynı kanal beni arıyor Diyarbakır'dan il yönetimi. Diyor ki ya gittiğimiz yerde herkes diyor ki
Zaten seçileceksiniz siz. Biz sizi zaten seçeceğiz. Onun için bize propaganda falan yapmayın yani. Bundan sonra seçildikten sonra Ankara'ya gidildikten sonra ne yapacaksınız onu anlatın. Yani bu işlerle ne olacak? Türkiye'nin yönü ne olacak? Bizim konularımız ne olacak? İşte ben de onu siz onu anlatın. Yani bunu, ben de onu soracağım. Onun için gidip ben kampanyaya ey vatandaş falan diye öyle bir kampanya yapacak halimiz ama yok. Ama sonuçta yani. İnsanlarla görüşeceksin karşısına. Bir de en azından saygı gereği yani oranın adayısınız. İnsanlar size gidip oy verecek. Siz yani onları siz de bir gidip peki, göreceksiniz yani. Bir artı gerçekliği diye anlıyorsam aday tanıtım toplantı sırasında sorulan bir soru var ve yeni bir dönem başlar mı? Yeni bir dönemde Kürt sorununun çözümü çünkü hem HDP hem CHP adres olarak meclisi gösteriyor ve bu konuda sanki bir mutabakat şekilleniyor gibi. Yani şöyle akıl yürütenler de var. Yeni dönemin aktörleri olarak, öne çıkacak aktörleri olarak Cengiz Çandar, Hasan Cemal. Hatta bir iddiaya göre Hasan Cemal seçilirse en yaşlı üye olarak meclisin açılışını bile yapabilir diyor. Muhtemelen öyle olacak, evet. İnşallah öyle olacak yani. böyle bir şey, hakikaten böyle bir hesap var mıdır yoksa oluruna mı bırakacaksın? Yani şimdi bu sorulara, bu soruya ben çok son birkaç gün içinde muhatap oldum ve bir ara şunu düşündüm ve bir yerde de söyledim. Kime söyledim tam hatırlamıyorum şimdi ama. Ya ben hayatımda bir müzakere heyetinde falan yer almadım. Yani HDP, Yeşil Sol Parti aday gösterdiği zaman bizi seçilmek üzere aday gösterdiği zaman bir de herhangi bir şekilde değil seçilsin diye aday gösterdiği zaman ya mecliste müzakereler başlayacak bu adamlar bizde olsun bu işleri iyi bilirler ondan sonra müzakere heyetimiz hazır olsun diye yaptığını sanmıyorum ben bunu dedim yani oraya varabilir iş onu bilemem şimdiden bir sürü başka adam var bu işte daha bizden de tecrübeli. Sırrı Süreyya Önder mesela. O bulundu müzakereci olarak ve devletteki unsurları bir de İmralı'ya gitti geldi defalarca. Taraflar arasında nasıl bir dil kullanılıyor, nerede takılıyor, nerede ne oluyor? Ben işin tarihsel arka planı çeşitli boyutları bakımından İsveç'te de oturduk. İşte kitap yazdık. 2020 yılında yayınlandı İngilizce kitap. Bu sorunun bugüne kadar en kapsamlı barış süreçleri, görüşmeler vesaire dahil olmak üzere en kapsamlı çalışmasıdır o kitap bence. Biliyorum ama mesela Sırrı Süreyya direkt yüz yüze müzakereciliği biliyor. Dolayısıyla biz anamızın karnından müzakereci diye doğmuş falan değiliz yani ve bir de çok araçsalcı bir yaklaşım gibi geliyor ya benim bütün ömrüm boyu Kürt sorununun barışçı çözümü için bu amaçla Kürt haklarının, özgürlüklerinin, Kürt dilinin üzerindeki baskıların kaldırılması mücadelesiyle geçti. Ben bir mücadele insanıyım sonuç olarak. Yani gazeteci kimliğimle yapıyor idim bunu. Şimdi siyaset adamı olarak yapacağım. Beni de senin az önceki tanımınla Kürtler o özelliğimle biliyor. Bu adam bizim için didişip duruyordu diye. Parti de o özelliğimi bilerek herhalde gel bu saflarda bulun diyor. Ve senin bilginden, deneyiminden aynı çatı altında bulunduğumuz zaman yararlanırız diyor ama o Türkiye'de bir sürü çevrenin algıladığı şekilde perde arkasında bir hazırlık var. Müzakere süreci başlayacak yeni parlamentoda. Ben diyorum ya daha dersimizin orasına gelmedik. Bu çok çetrefil bir konu. Ayrıca Selahattin Demirtaş hapis. Figen Yüksekdağ hapis. Gülten Kuşanak hapis. Osman Baydemir dışarıda, Fırat Anlı dışarıda, Gülten Kuşanak hapis, Abdullah Demirbaş dışarıda. Bunlar seçilmiş temsilcileri bu halkın. Bizden çok daha hak eden insanlar şu anda mecliste bulunmayı. Bunlar hapis. Osman Kavala hapis. Türkiye'de bu konularla ilgilenmiş, barış için bir katkıda bulunmaya çalışmış temas ve diyalog grubu adıyla işler tıkandığı noktada, barış süreci bozulduğu noktada Osman temas ve diyalog grubu diye benim de dahil olduğum, Mithat Sancar'ın da dahil olduğu, başka isimlerin de dahil olduğu bir sürü insanla tekrar diyalog başlasın diye didinmiş bir adam. Milletvekili değil ama
hapis. Bütün geziciler hapis. Yani bütün bunların öyle olması Türkiye'de demokrasi iklimini zehirlemiş, bozmuş bir görüntü veriyor. Demokrasi iklimi oturmadan Türkiye'de demokratikleşmesi için Türkiye'nin aşılması en zorunlu sorun olan, en gerekli sorun olan bu sorunu nasıl başlayacaksınız konuşmaya? Peki burada şeyi sormak istiyorum. Her ne kadar Hasan Cemal ben gazeteciliği bıraktım dedi. Sen de herhalde artık siyasetçi olduğun için bırakmış sayılırsın ama. Bırakmış filan sayılmıyorum ben. Bırakmış. O zaman iyi. Evet. Bir gazeteci olarak şeyi sorayım. Yani aday Cengiz Çandar'ı mümkün olduğu kadar geri plana itip şu seçimi yani hayati olduğunu, kritik olduğunu falan hepimiz biliyoruz artık. Bunu iktidar yanlısı da, muhalefette olan da biliyor. Gerçekten nasıl görüyorsun? Yani bu Kılıçdaroğlu'nun seçilme ihtimali, mecliste kimin çoğunluk oluşturabileceği ya da çoğunluk oluşturabilecek mi? Bir değişiklik olacaksa, iktidar değişimi olacaksa geçiş süreci zor mu olacak, kolay mı olacak vesaire? Onu ben gerçekçilik adına bir de değerlendirmelerim öyle olduğu için epey uzun bir süre yani bundan 5-6 ay öncesine kadar Türkiye'nin geleceği karanlık gözüküyor. Bu Türkiye bu tünelden çıkamayacak ve neler olacak onu bilmiyorum ama hatta galiba seninle böyle bir tartışmamız da olmuştu diye hayal meğer hatırlıyorum. Olabilir. Beni yani, fazla iyimser olmuş olabilir. İmamoğlu'su ikinci tura evet. kaldığı sırada evet. Seçim yani iptal edildiyse de İstanbul seçimi tam o gün sen Washington'da bir yerde konuşma yapacaktın. Evet. Ben de oradaydım. Evet. Ve tam senin konuşmandan önce geldi haber. Evet. Seçim iptal edildi diye. Büyük bir karamsarlık havası sardı ortalığı. Tamam bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bırakmayacak mevcut iktidar diye. Sen de kalktın daha iyi oldu. Bakın göreceksiniz filan dedin orada. Evet. Ben dedim bu ne diyor ya Allah aşkına yani. Şimdi tamam yani iyimser olalım da artık yani biraz daha ihtiyatlı konuşalım. Hiç değilse en azından filan. Ama sen haklı çıktın orada ve 13 bin fark 807 bin farka çıktı. Yani korkunç bir şey oldu yani. Şimdi ben dediğin gibi çok da böyle bahar dalları çiçek açmış işte el ele tutuştuk bilmem ne Şenay'ın şarkıları gibi o haleti rüyada hiç değildim Türkiye'nin yakın geleceğine kadar ve iyi görmüyordum da. Fakat son 5-6 aydır gayet iyimser bir havaya girdim. Hatta görüştüğüm zaman kendisini Berlin'de beraber olduğumuzda Can Dündar'a sana abi ne oldu ya ben iki rolleri değiştik galiba filan diyordu böyle espriler de yapıyorduk aramızda. Öyle görmeye başladım, iyimser görmeye başladım. Onun da nedenlerini anlatmaya çalışıyordum, onun gerekçeleri var. Bu iyimserliğim depremle birlikte benim kesinleşti. Yani bu iktidar bu depremi Allah kimsenin hiç bir ülkenin düşmanımın bile başına vermesin cinsinden bu kadar trajik, yürek burkan ki hala devam ediyor bunun sonuçları. Bu depremin enkazının altında kaldı bence. Çıkamaz. Mümkün değil. Çıkıyorsa, çıkarsa şayet o zaman başka şeyler aramamız lazım. Yani çıkamaz. O zaman Türkiye'nin insanından umut kesildi demektir. Yani olmaz yani. Mümkün değil. Çıkamaz. Deprem performansı nedeniyle çıkamaz. Öyle bir performans verdiler ki depremde. Dışarıda bulunmanın bir avantajı varsa benim gibi yakın tarihe kadar oradaydım. Ağaçları ve yaprakları iyi görmüyorsunuz belki ama ormanı toptan görüyorsunuz. Tepeden helikopterle ormanın üstüne dolaşır gibi kaç yüz ölçümü ne, kaç metrekare, kaç ağaç var, ne oluyor, ne bitiyor, bütün ormanı görüyorsunuz. Bu deprem sonrası ve sırasındaki performansı eksi. Bu kadar duyarsız ve kafasız insanlar topluluğu değil Türkiye toplumu. Mümkün değil çıkması, ardından kalkması bu depremin getirdiği sonuçların ki daha öncesinde de ben iyimserdim. Yani seçime yönelik anlamda. Bence Kılıçdaroğlu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Millet İttifakı ve benim şu anda bir
mensup olduğum kendiliğinden aday olarak. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın toplamı da mevcut Cumhur İttifakı'na iktidar verdirmeyecek yeterlikte olacak. Sadece aritmetiğini bilmiyorum ben için ama yani meclis 301 rakamını bu iki ittifakın toplamı geçecek, onu diyor. O zaman benim bir teorim var. Ben şöyle diyorum. Ne cumhur ne millet çoğunluğu yakalayamayacak. Dolayısıyla Emek ve Özgürlük İttifakı acayip kilit bir rol oynayacak. Evet, kesinlikle anahtar parti durumunda olacak. Ve bazı durumlarda iktidarın geçirmek istediği yasalara da engel çıkarabilecek. Yani yasaların cinsine bağlı tabii. Mümkün. Ve bayağı kendisi bir takım değişiklikler isteyecek. Meclisteki komisyonlar da bayağı yani böyle el kaldır indir olayının dışında bayağı bir çekişmeli vesaire olacak. Zor bir meclis olacak. Ama şimdi büyük harflerle bir ama yazarsak 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu seçildi. Zayıf bir ihtimal görüyorum ama ikinci tura kaldı. Yine seçildi. Ve 600 milletvekili mi? Evet. 600 milletvekilinin 301 artısı Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın toplamından oluştu. Yani nasıl iktidar verecekler, nasıl terk edecekler? Bu geçiş kolay mı olacak? O büyük bir soru işareti ama eğer fark açıldığı oranda olursa Türkiye'de en hızlı kabuk değiştiren ve tavır değiştiren devlet bürokrasisidir. Türkiye'nin bu devlet bürokrasisi, bu derin devlet de biraz odur zaten, derin devlet dediğimiz. Gerçi Süleyman Demirel'in daha kestirme bir tanımı vardır. Genelkurmay'dır der. Devlet, derin devlet. Şimdi o günden bugüne zaman geçti, sadece Genelkurmay değil ama derin devlet, bürokrasi dediğimiz yapının içinde bir durum, oluşum ya da. Şimdi devlet bürokrasisi şu anda Türkiye'de her şeyin çatlamış, yani bu rejim Türkiye'de her şeyi kutuplaştırdı. Her şeyi ikiye böldü, her şeyi düşmanlaştırdı birbirine. Ve dolayısıyla kendi içinde de aynı durumu yarattı. Çatlamış bir devleti var Türkiye'nin şu anda. Bürokrasi de çatlamış durumda. Yekpare bir devlet bürokrasisi. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle istiyor. Öyle olmayacak. Yani eğer seçimi kaybederse ve parlamento zemininde de bir mesafe açılırsa bırakmazlar. Neyle bırakmaz, ne yapar? Kolluk kuvveti kullanması lazım. Polis, asker. Ya da Sadat, bilmem Hudapar filan. O kadar basit değil bu iş yani. Bu ülkenin 600 küsur yıllık bir devlet geleneği var bir de. Yani Cumhuriyeti bir yana bırakın, daha eskisinden de Cumhuriyeti de onun bir devamlılık mantığı açısından gördüğünüz zaman. O yüzden giderler. Fakat ondan sonra tabii aritmetik çok önemli. Nasıl bir aritmetik çıkacak onu bilmiyorum. Ve sadece deprem Türkiye'nin üstüne 113 milyar dolar yük bindirdi yeni. Dünya Bankası rakamı. Hazine sıfır, boş. Tam takır, boşalttılar. İşte Kemal Kılıçdaroğlu 12 milyar dolar mı, 18 mi geri getir. Kimden alacaksın, nasıl getireceksin, nereden gir, keşke olsa. Bu 113 milyar dolar artı şeyi, yükü Türkiye'nin üstünden kim nasıl kaldıracak? Bu aritmetik onun için önemli. Ve parçalı bir muhalefetin iktidarı olacak bir de bu. Ve çok zor bir dönem olacak tabii yol alabilmek için. Fakat bir yönüyle benzettiğim bir durum şu benim. Ben bu son 4 yıl içinde, 7 yıl içinde daha doğrusu o kadar çok tarih okudum ki. Ve en çok okuduğum tarih son dönem Osmanlı tarihi, ilk dönem Cumhuriyet tarihi, o ara. Çok okudum, çok değişik kişilerden okudum. Ve düşünmek için, meditasyon içinde epey zaman, yaşam şartları içinde bulduğumuz şekilde oluştu. Şeye benzetir gibi öyle bir duygu var. 1908 meşrutiyeti öncesi gibi bir hali var Türkiye'nin. Evet. Ve sanki 14 Mayıs'ta meşrutiyet ilanı gibi şey, aynı adam. Padişah aynı. Abdülhamit duruyor, o veriyor zaten. Neyi veriyor? 1876 yılında iptal ettiği anayasayı veriyor.
Ne oldu yani? Rejim, evet, rejim değişiyor bir yandan. Herkes, kimisi fesini atıyor, kimisi şapkasını atıyor, kimisi serpuşunu atıyor, Sırp'ı, Ermenisi, Arap'ı, Türk'ü, Kürt'ü sarılıyor, öpüşüyor filan öyle. Tabii bu böyle devam etmiyor. 1912'de, 1913'te daha sonra savaş, bambaşka gelişmeler yol açıyor. Ama en azından 14 Mayıs, ondan sonraki istasyon, durak ne olacak o tarihi bilmiyoruz şimdi. Çok kısa bir tarih de olabilir, daha uzun da olabilir ama meşrutiyete benzer bir ruh hali toplumda, yeni bir dönem açılıyor, oh filan gibi bir sonuca peki, yol açabilir pekala. Yani. Bayağı bir konuştuk, seninle konuşmanın sonu yok, her zaman hep böyle olmuştu. 7 senedir konuşmayınca o zaman insanın açılıyor böyle işte. Son bir şey sorayım. Sen son 7 yılını İsveç, İngiltere ama yine de Batı, Fransa, Almanya, birçok dolaşmadığın yer yok. Ve birçok uluslararası uzmanlarla da, diplomatlarla vesaire de görüşüyorsun. Benim gözlediğim, senin kadar olmasa da ben de bayağı bir konuştuğum, ettiğim tabii, insanlar tabii, oluyor. Garip bir şekilde yatırımcılar da hatta falan, finans çevreleri, yabancı. Erdoğan'ın gidebileceğine hani o tabirle satın almıyorlardı. Yakın bir zaman. Son günlerde biraz Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandıktan sonra yavaş yavaş ya galiba Kılıçdaroğlu gelebilir duygusu var ama uzun bir süre Erdoğan'ın gitmeyeceğini düşünüyorlardı ve sanki de gitsin de pek istemiyorlardı. Yanılıyor muyum? Hayır, yanılmıyorsun. Bu hem Amerikalıların hem Avrupalıların ve özellikle Avrupalıların tarzı tam da bu konudaki ve bu anlamdaki tavırları beni olağanüstü rahatsız ediyordu. Bir yandan çok eleştirel gözüküyorlar. İşte demokrasi, insan hakları, şu bu, Türkiye bunlara uymuyor. Mesafe koyuyoruz diye. Bir yandan şirketleri burada iş yapıyor. Bir yandan Türkiye Suriyeli mültecilerin yatakhanesi gibi söz vermiş Avrupa'ya, yapılan bence utanç verici bir anlaşmadır o. Ayrıca onu da söyleyeyim. Söz vermiş, karşılığında da para alıyor. Tamam, bırakmayacağım sana mültecileri diyor. Aman aman bunları kızdırmaya gelmez. Bizim en önemli konumuz bu. İç dengelerimizi etkiliyor. İç siyasi dengelerimiz. Suriyeli mültecileri tutuyor bunlar şimdi. Onun için bu, iyi geçinelim. Bize Nazi dese de, bize bilmem ne dese de fazla biz tepki vermeyelim. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Şu Suriyelileri bırakmasın. Türkiye'nin kapılarını Avrupa'ya doğru mültecilerin yani açmasın. Ne parada anlaşamadık mı? Konuşalım. Ne kadar daha gerekiyor? Avrupa Komisyonu ele alsın konuyu. Biraz daha para verelim. Keza Amerikalılar da ya şimdi Rusya-Ukrayna savaşı var. Tamam, bunlar Rusya ile oynaşıyor. Putin'e çok yakın. Fakat yine de kağıt üstünde gözüktüğü haliyle NATO ülkesi. İşte bir yandan Ukrayna'ya da drone falan veriyorlar. Niye biz Rusya'ya hediye edelim? Bağrımıza taş basıp bunu bir şekilde götürelim işi falan diye. Tam senin dediğine uygun bir fotoğraf çıkarıyorlardı. Ve şeye de pek de güvenmiyorlardı. Bu muhalefetten bir şey olmaz. Bu nasılsa kazanacak. Hiç de kaybetmedi bugüne kadar. Dolayısıyla daha fazla, daha mevcudun ötesine bir husumete de gerek yok. Koruyalım mevcudu. Senin benim gibi yani insanlara Türkiye'de demokrasi olsun, bir tweet attık diye hapse girmeyelim ya da bilmem nezarete düşmeyelim. Bu sıkıntılı ya da Osman Kavala bilmem ağırlaştırılmış müebbet, ya Allah'tan korkun ya. İdam cezası o. Yani kaç kişi var ağırlaştırılmış müebbet? Yani bahsettiğimiz sizin de Osman Kavala ve şey yok. Kanıt yok. Doğru dürüst. Ağırlaştırılmış müebbet yani. Çiğdem Mater'i ben Avrupa'da gördüm. Beraber olduk. Hatta bana espri yapıyordu. Yazıklar olsun Cengiz abi sana. Ben ağır cezada yargılanıyorum. Sen asliye cezada bu hale mi düşecektin falan diye. Böyle şakalar yapıyorduk. Şimdi çekmediği bir film nedeniyle bir iddia üzerine film çekecekti diye. Yok ama öyle bir film. Olmamış, çekilmemiş. Ayrıca çekilse de bir suç olmayacak bir şeyden. 16 yıl hüküm yedi. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Şimdi dolayısıyla bu Amerika'nın ve Avrupa gibi Batı ülkelerinin, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin tavrı
bizim gibileri son derece rahatsız ediyordu, canını sıkıyordu. Bize batıcı falan diyorlar. Biz batıyı içeriden biliyoruz ve sizden daha çok kızgınız biz batıya. Bir anlamda sizin görmediğiniz bir sürü yerini içeriden görerek ve onlarla temas ederek üstelik biliyoruz. Fakat sadede gelirsek, senin dediğini tekrar teyit etmek için söylüyorum. Son zamanlarda bıraktılar bunu. Ben bizim Amber'in zamanla konuşurken de söyledim, ya bu Financial Times'ın da ekonomistin haline ne yazıyor bunlar ya? Yani bunlar çok ciddi organlardır. Şimdi son bir aydır The Economist olsun, Financial Times olsun hizaya gelmeye başladılar. Yoksa onlar Tayyip Erdoğan kazanacak muamelesi yapıyorlar. Niye fikir değiştirdiler? Bir, ciddi olarak kaybedeceğini sezmeye başladılar. Bu dünya güçler dengesi dünyası. Amerikan Büyükelçisi boşuna gidip görmedi Kılıçdaroğlu. Niye bugüne kadar gitmedin sen? Adam ana muhalefet partisi başkanı zaten. Altılı masayı bir yana bırak. Millet İttifakı'nı ana muhalefet partisi başkanı. Senin görev tanımında zaten Türkiye'nin siyasi şahsiyetleri görüşmek var. Yani onunla oturacaksın, konuşacaksın. Sen ne diyorsun arkada? Türkiye Amerikan ilişkileri konusunda ne diyorsun? Rusya'ya ne diyorsun? Avrupa'ya ne diyorsun? Ortada normal yani işi o. Ve bugüne kadar hiç konuşmamış Amerikan Büyükelçisi gidiyor şeye. Kılıçdaroğlu'na işte Tayyip Erdoğan da çok sinirlendiler. Fakat benim çok özellikle üstünde durduğum bir husus var. 31 Mart tarihinde Biden'ın davetiyle toplanan Dünya Demokrasi Zirvesi. Şimdi daha önce Endonezya'da iken bu G20 toplantısı sırasında Tayyip Erdoğan'la Biden bir araya geldiler yüz yüze ayaküstü. Ve orada bir toplantı yapıldı. Biden NATO üyesi G20 ülkeleriyle Ukrayna konusunu konuşmak için ayrıca toplandı, Tayyip Erdoğan'ı çağırmadı. Türkiye NATO ülkesi. Üstelik çok da kilit bir ülke Ukrayna, Rusya, her ikisi de sınırları var. Her ikisine de kapıları açık. En azından ya ne diyorsun sen, bu Putin'le konuşuyorsun. Adamı nasıl görüyorsun? Bir yandan da Ukrayna ile de ilişkilerim var. Yani seni özellikle dinlememiz lazım demedi, çağırmadı onu. O bir şey mesajıydı. Bu NATO üyesi ama bizden değil. Yani ciddi konu, önemli konuları onun bulunduğu bir yerde konuşmayız biz. Ayrı konuşacağız. Şimdi o çok önemli bir mesajdı. O mesajı sadece siyasi yorumcular olarak senin benim almam önemli değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu. Batı dünyasının da başkanı dolayısıyla tırnak içinde. Dünyadaki finans kaynakları, kredi verenler, yatırımcıların en önemli bölümü Batılılar. Batı'da. Şimdi bir NATO ülkesi yöneticisine hem de G20 toplantısı sırasında böyle bir ayrımcılık yapıyorsan sen, bir banka yönetim kurulu üyesi ya da bir yatırımcıya bir mesaj o. Bu tam bizden değil ha. Ya da ben bundan haz etmiyorum. Ama daha önemlisi en sonunda ya da en az onun kadar önemlisi, bu 31 Mart itibariyle toplanacak 100 küsur ülke Dünya Demokrasi Zirvesi'ne davet edildi. NATO müttefiki, iyi kötü kağıt üstünde Avrupa Birliği aday üyesi, Türkiye, bir de başka bir Avrupa Birliği üyesi, Viktor Orban Macaristan'ı, ikisini çağırmadı. Şimdi Orban sorunlu bir tip. Koyu milliyetçi ve İslamofob üstelik. İslam düşmanı. Viktor Orban'ın temel özelliklerinden biri bu ama kendisiyle yapılan mülakatlarda rol modelinin Tayyip Erdoğan olduğunu söylüyor. Hem İslam düşmanı hem Tayyip Erdoğan'ın en beğendiği adam falan. Şimdi bu Viktor Orban'ın Macaristan'ı, ki Avrupa Birliği üyesi ve NATO üyesi. Ve bir de Türkiye daha önemlisi. Yüz küsur ülkenin davet edildiği Dünya Demokrasi Zirvesine çağrılmadılar. Şimdi bu ya ayıp etti, bilmem neydi, şu bu yapılır mı? Bu Amerikalılar kendini ne zannediyor, kimdir? Şimdi sabah kadar tartışıp, bu önemli olan kısmı bence işin bu değil. Bu dünyanın tüm finans sistemine gönderilmiş bir işaret fişeğidir. Seçime bir ay, bir buçuk ay kalmış. 31 Mart'tan bahsediyoruz. 14 Mayıs'ta seçim olacak. Bütün o kesime gönderilmiş bir işaret fişeğidir. Bundan uzak durun. Bunu istemiyoruz Türkiye'nin geleceğinde demektir o.
O yüzden de teyit ediyorum senin söylediğini. Evet, çok sağ ol ama bir saati doldurduk. Artık siyasetçi Cengiz Çandar'la daha sık gazeteci olarak görüşeceğiz herhalde. En azından milletvekili yani olarak. Yani şimdi doktor milletvekilleri hasta geldiği zaman bakmıyor mu? Ya da şimdi milletvekili olsak da siyasetçi elimiz kalem tutuyorsa... Bir yaz derseniz de yazarız yani. Konuş derseniz de konuşuruz. Bir şey değil. Gazetecilik duruyor yani. Bir yere gitmiyor. Evet. Çok kolay gelsin. Yeni döneme, yeni hayata diyelim. Evet. Cengiz Çandar'la Yeşil Sol Parti adaylık serüvenini ve Türkiye'yi konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.